CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer, Türkiye'de kadınlar siyasette yeterince temsil edilmiyor. CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer, 5 Aralık Kadın Hakları Günü ve Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 88. yıl dönümü dolayısıyla ilçe örgütünde bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partili kadınların bugün 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı olarak yaptığı basın açıklamasını, CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer tarafından gerçekleştirildi. Basın açıklamasına, ilçe başkanı Zeki Can Balcı, eski ilçe başkanı Fatma Gebeşçimen ve ilçe kadın kolları üyeleri katıldı. Başkan Gezer, "Eşitsizlik sorunumuzun tek nedeni var, zihniyet. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır, kadının kariyeri çocuk doğurmak" ifadelerini kullanan zihniyetten eşitlik beklenilemez. Bu zihniyet, biz kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin tek nedenidir. Bu karar alındığından bu yana, yüzlerce kadın katledildi. Katiller, cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına dair internet araması yapıyorlar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Önceki yargı kararlarından cesaret alıyorlar. Şeklinde konuşan Gezer sözlerine şöyle devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akan'ın 5 Aralık kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması. Bugün biz kadınlar için hayati öneme sahip olan en onurlu günlerden birisidir. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde seçim ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle Atatürk'ün en ileri devrimlerinden biri gerçekleşti. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığımız bu hak ile eşit yurttaş olma statüsüne kavuştuk. 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde kadınlar büyük bir hevesle haklarına sahip çıktı ve oylarını kullandı. Özellikle büyük şehirlerde kadınların oy kullanma oranı erkeklere yakındı. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili seçildi, meclise girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayımız 18'e çıktı. Böylece meclisteki kadın milletvekili oranımız %4.6 oldu. Bu oranla parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sırada yer aldık. Aradan geçen 88 yıla rağmen ilerlemek bir yana 129. sıraya geriledik. Örneğin bu oranı 2011 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da %20. 2006'da aynı hakkın tanındığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise %22.5'tir. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2021 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporunda yer alan endekste ise Türkiye'de 156 ülke arasında 133. sıradadır. Seçmen nüfusun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların karar alma süreçlerinde yeterince yer almamaları ve siyasette eksik temsil edilmeleri bir demokrasi sorunudur. Bu sorun öylesine büyük ki, araştırmalara göre Türkiye'nin tam cinsiyet eşitliğine ulaşması için 152 yıla ihtiyaç var. Oysa ki biz kadınların 152 yıl beklemeye tahammülü yok. Değerli basın mensupları, kadın kimliğinin ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsil için belirlenmiş olan kritik eşik %33'tür. Peki ülkemizde durum ne? 1934 yılından bu yana 23 genel seçim yapıldı. Toplam 11.385 milletvekili mecliste görev yaptı. Bu vekillerin sadece %5'i yani 598'i kadın. Bugün meclisteki 580 milletvekilinin ise %17.4'ü yani 101'i kadın. Ülkemizdeki 17 bakandan sadece biri yani 5.8'i kadın. 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanının sadece 37'si yani %3'ü kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'de toplam
50.217 muhtardan sadece 1.119'u kadın. Yani sadece %2'si. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11. Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla %3 olabildi. Gördüğümüz gibi bu oranlar dünyaca kabul edilen kritik eşiğin oldukça altında. Kısacası Türkiye'de kadınlar siyasette yeterince temsil edilemiyor. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüzüğümüzde de kritik eşik olan %33 cinsiyet kotasını hayata geçirdik. Elbette asıl hedefimiz tam eşitliktir. Ayrıca partimizin geçen yıl devrim niteliğinde bir adım attı. Kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu yasa teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Siyasi partiler yasasında değişiklik öngören bu teklifimizle milletvekili seçimlerinde siyasi partilerin aday listelerinde kadın erkek eşit temsilini sağlamayı hedefledik. Kadınların seçilebilecekleri sıralarda olmasını garanti altına almak için listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını istedik. Bu teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş olsa da bizler eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Eşit bir Türkiye'yi kadın erkek bir arada yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağız. Değerli basın mensupları, eşitsizlik sorunumuzun tek nedeni var, zihniyet. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anneliği reddeden kadın eksiktir, yarımdır. Kadının kariyeri çocuk doğurmak ifadelerini kullanan zihniyetten eşitlik beklenemez. Kadınların en temel hakkı olan yaşam haklarına sahip çıkamayan, koruma altında öldürülmelerine seyirci kalanlardan samimiyet umulamaz. Bu zihniyet, biz kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin tek nedenidir. Bu karar alındığından bu yana yüzlerce kadın katledildi. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirim alacaklarına dair internet araması yapıyorlar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Önceki yargı kararlarından cesaret alıyorlar. Biz yaşam hakkımızı gasp eden bu hukuksuz kararı asla tanımadık ve tanımayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri artık iç hukukumuzun bir parçasıdır. İktidardan tek talebimiz var. Yasalara dokunma, uygula. Zaten en geç 6 ay sonra iktidara gelip ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Değerli basın mensupları, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu kadını güçlendirecek eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bu amaçla partimiz kadını güçlendirecek 3 önemli projeye imza attı. İlki 2 yıl önce bugün İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçiren Yaşam Hak Projesi'dir. Bilindiği gibi 444-82-85 numarası Alo Şiddet Hattımız. Üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet mağduru kadınlara mahkemelerde, karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde eşlik ediyoruz. Barolar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile protokoller imzalıyoruz. Cep telefonu uygulamamız sayesinde şiddet mağduru kadınların bize tek tuşla ulaşmasını sağlıyoruz. Kendini güvende hissetmeyen kadınlara yürürken ya da yolculuk ederken gideceği yere varıncaya kadar telefonun diğer ucundan eşlik ediyoruz. İkincisi, yoksulluğu bitirecek olan aile destekleri sigortası projemizdir. Aile destekleri sigortası ile asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan tüm hanelerin hayatına dokunacağız. Maddi desteğin yanı sıra yaşam koşullarını iyileştireceğiz. Yoksulluğu yöneten AKP zihniyetine inat, bizler yoksulluğu bitiren olacağız. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz.
yapılacak maddi katkıları kadının banka hesabına yatırarak kadını güçlendireceğiz. Üçüncüsü kadın istihdam projemizdir. Aile içi bakım hizmetlerini kadınların omzuna yükleyen ve kadını istihdam dışına iten bu düzeni değiştirmek için adım attık. İktidarımızda 5 yılda 6 milyon kişiye istihdam yaratacağız ve bunun 4 milyonu kadından oluşacak. Bu istihdamı güven veren ve istikrar yaratan 4 ayaklı bir stratejiyle hayata geçireceğiz. Birincisi, ülkemize yeniden hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi getireceğiz. İkincisi, üreten bir Türkiye'yi tesis edeceğiz. Üçüncüsü, ürettiklerimizi hakça paylaşacağız. Masanın dördüncü ayağını da kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir ekonomi oluşturuyor. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bütüncül politikaları hızla uygulamaya koyacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar bugün 81 ilde 973 ilçede tek ses olduk, haykırıyoruz. Eşit temsil haktır. Hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecektir. Geliyor gelmekte olan.